Herkese merhaba. Bugün katarakt cerrahisi ve akıllı mercek cerrahisinden sonra hasta bakımı nasıl olmalı? Eve gittikten sonra neler yapmanız gerekir? Onu konuşmak istiyorum. Çünkü akıllı mercek cerrahisi ile biliyorsunuz katarakt cerrahisi aslında aynı cerrahi teknikle yapılmakta. Sadece takılan mercek özelliği değişmektedir. Bu yüzden bakımı aynıdır. Katarakt cerrahisinden sonra ya da akıllı mercek cerrahisinden sonra evinize biz sizi tek gözünüz bandajlı olarak gönderiyoruz. Sonrasında ne yapacaksınız? O bandajı eve gidince çıkarabilirsiniz rahatlıkla. Eğer ev ortamınız çok tozlu değilse, bir evcil bir hayvan beslemiyorsanız rahatlıkla o gün açabilirsiniz. Hatta ve hatta böyle yastığınızı sırtınıza koyup televizyonunuzu bile izleyebilirsiniz. Peki neler yapacaksınız? Bir hafta boyunca gözünüze su değdirmemenizi öneriyoruz. Bu mikrop açısından çok önemli. İkincisi, mutlaka gözümüz kaşındığında ya da bir şey kaçtığı zaman ovuşturmuyoruz. Herhangi bir ağrı, kızarıklık, şiddetli ağrıdan bahsediyorum özellikle. Mutlaka hekimimizi arıyoruz. Bir hafta boyunca yine çok fazla öne eğilme hareketi yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Bir yere bir şey düştüğü zaman çömelerek alıyoruz. Bunun dışında damlalarımız çok önemli. Hekiminizin size yazdığı damlaları programına uygun bir şekilde cerrahinizden 1-2 saat sonra başlamanız gerekiyor. Gece yatarken damla damlatıyor musunuz? En fazla bu soruluyor. Hayır. Gece 12'ye kadar size program verilecektir zaten kağıtta. 12'den sonra rahatlıkla uyuyabilirsiniz. Peki uyurken nelere dikkat edeceğiz? Lütfen ameliyat olan gözünüzün tarafına kesinlikle yatmıyoruz. Sırt üstü yatamayan hastalarımız için diğer ameliyat olmayan göze doğru yatmasını izin veriyoruz. Eğer iki gözü de ameliyat bir hafta arayla olduysa eski ameliyat olan gözünün üzerine yine doğru yatabilmektedir. Zaten ertesi gün ameliyattan sonra ertesi gün ilk muayeneniz çok çok önemlidir. Lütfen ihmal etmeyin. Hekiminizi mutlaka ziyaret edin. Sağlıklı günler diliyorum.